Mustafa Kemal Adana'ya gidecek. Adana'ya. Adana'da bir ağırlanacağı bir yer yok. Vali bir ağayı çağırdı. Dedi ki, ağa dedi, senin konağında Kemal Paşa'yı misafir edelim, bir hazırlık yap. Ağa sevindi. Türkiye'nin gazisi, ilah mevkiine yükseltilen bir adam, Yunan harbi mübalağa edile edile, Türk tarihinde en azametli iş, basit bir muharebe. Ama propaganda böyle işledi. Adam hazırlık yaptı, envai çeşit yemek yaptı. Mustafa Kemal geliyor şimdi, zannetti ki Zaloğlu Rüstem gibi bir adamdır. Bunu kendi anlatıyor ha. Zaloğlu Rüstem. Bir geldi ki Mustafa Kemal 1.60 boyunda. Kısacık bir adam. Lan bu böyledir ama herhalde sesi dedi bunun aslan gürlemesi gibi. Mustafa Kemal bir konuşmaya başladı, rakı sesini bozmuş. Türk milleti zekidir, çalışkandır. Adam bir daha bozuldu. Bir daha bozuldu. E böyledir ama herhalde bu dedi aslanlar gibi yemek yerdi. Yemekler geldi. Paşa dedi ne bunlar? Bana biraz beyaz peynir getirin. Biraz leblebi getirin. Rakı getirin. Adam mutfağa kapandı ağlıyor. Bu muymuş bizi kurtaran kahraman, efsanevi adam. Ya bu bir de kahve içecek herhalde. Bari bu kahveyi sade içse de erkekliğine dair bir şeyini görsem de. Paşa Hazretleri kahveyi nasıl alırsınız şekerli deyince adam gitti mutfağa ağlamaya başladı.